yepyeni bir ekonomik müjde geldi. Bu ülkede böyle enteresan müjdelerimiz var bizim. Gelir endeksli senet müjdesi. Gece yarısı veriliyor böyle müjdeler niyeyse. Gelir endeksli senet yaşayarak göreceğiz. 15 Haziran'da talep toplama başlayacak. Biner liralık paylar halinde vatandaşlar alabilecek. Bir sonraki hafta uygulamaya geçecek. kamu iktisadi teşekküllerinin gelirlerine bağlanacağı söyleniyor. E, kamu iktisadi teşekkürlerinden kar elde eden kaç kurum kaldı bilmiyoruz. E, en az yıllık bileşik faiz olarak yüzde 23 ila yüzde 25 arasında bir faiz e, verileceği söyleniyor. Şimdi malum iktidarımız faize karşı zaten yaşadığımız sıkıntıların birçok sebebi bu sebepten. E, faize karşılar ama bugün bankalar mevduat olarak vatandaşlara yıllık %15 ila 17 genel en fazla 20'ye çıkan bir faiz oranı veriyorlar. Gelir endeksli senette faiz oranı kaça çıktı? 23-25. E hani faizin yükselmesine karşıydık? Faizin yükselmesine karşıyız. Faiz bir yandan artıyor. Gösterge faizi, politika faizi ise yüzde %14'te çakıldı. Zaten yüzde %14 yani bir gösterge faizi pek bir esprisi de yok. Yani o 14'ü 15'e çıkartsalar ülkede bir rahatlama olacak. Yani dövizde, akaryakıt fiyatlarına piyasalarda bir, bir rahatlama olacak. İnsanlar bir nefes alacak ama hayır biz onu arttırmıyoruz. Ee, i̇nsanlar mevduattan %17-20 civarında kazanırken mevduat faizini 23-25'e çıkartıyoruz gelir endeksli senette. E hani faiz arttırmıyorduk orası Bilmiyoruz neden. E Buradaki ne arttırsak da piyasayı rahatlatsak, yok ona karşıyız. Niye bilmiyoruz. Bir yandan e, insanları bu şekilde de Türk lirasına e, teşvik edeceğiz diyorlar. E, ama bu açıklandıktan sonra döviz fiyatları dolar 17-20'lerden 16-80'lere doğru hafif indikten sonra bu açıklamanın geldiğinin ertesinde 17'yi tekrar geçti. Düşmedi. Zaten bir yandan şimdi siz ben faizi yükseltmeyeceğim kardeşim faizi daha da düşüreceğim dediğinizde döviz yükseliyor. 2 yer 2 4 yani bunu zaten denedik yani hep hep deniyoruz ve hep aynı sonuç yani. Bunu deneyecek bir şey yok yani. Siz televizyon ekranlarına çıkıp da ben faizi yükseltmeyeceğim kardeşim dediğinizde döviz patlıyor. Yani dövizi patlatıyorsunuz bu söylemenizde. Gene aynı bir açıklama yaptınız gene döviz patladı. Döviz patlıyor. Sonra Merkez Bankası elindeki kimi döviz kaynaklarını piyasaya sürerek o aşırı artışı dengelemeye çalışıyor. Ya niye söylemle arttırıyoruz Merkez Bankası kaynaklarıyla dengede tutmaya çalışıyoruz? Yani hiç konuşmasak artmayacak zaten. Yani ya gerçekten enteresan bir ülkede yaşıyoruz. Dövizin bu çıkışı vatandaşı artık hani bitirdi yani vatandaş artık nefes alamaz bir halde ama ee, üsttekiler bunu anlamamakta ısrar ediyor yani ne yapacak bu vatandaş sokağa çıksın amuda kalkarak mı görürsün? yani nasıl anlatacak bu insanlar hazine bakanı çıkıyor işte yoksulun daha yoksul olduğunu dar gelirlinin çok sıkıntı çektiğini ama e, üst düzeyin daha iyi bir durumda olduğunu anlatabiliyor e ama dar gelirli bittiği, yani daha ne yapacak yani bu dar, dar gelirli bitecek Zengin daha zengin olacak. E, dar gelirlinin daha daha da dar, daralma şansı kalmadı. 6 ay gözünüzü kapatın. 6 ay sonra için çok iyi olacağız diyorlar. E, aynı bakan ne yapacağız zaten orada e, dip frize mi atalım kendimizi? 6 ay sonra bu çözelim kendimizi bir çıkalım. Gerçi dolar e, 14 civarındayken aynı bakanımız şunu da söylemişti. TL artık dibi gördü daha kötüsü olamaz dedi. Şu anda 17'lerde dolar. O da ayrı mevzu. Bu andan sonra artık hükümetten bize gelecek müjdeler şu müjdeden çok daha büyük olamaz mümkün atıyor. Benim için artık bir tane müjde var o da şu seneye bugün AKP iktidarı olmayacak. Her günümü böyle yaşayacağım. Bugün seneye AKP yok. Seneye bugün AKP yok. Seneye bugün AKP yok. Hep böyle yaşayacağım. Bu bir seneyi, bu çileyi çekeceğiz. Ama bir sene sonra AKP iktidarının gidişiyle inşallah refaha, huzura ereceğiz.